Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Hasan Şaş, Önder Özen ve Metin Tekin'le karşınızdayız. Süper Lig'de 13. hafta mücadeleleri oynanıyor, devam ediyor. Gündüz bölümünde akşamüstü başlayan maçta Beşiktaş kendi evinde Akhisar Belediye'ye 2-0 mağlup oldu. Haftanın en çarpıcı sonucuydu bu şu ana kadar alınan sonuçlar içinde. Ve 20-15'te başlayan mücadelede ise Galatasaray Mustafa Denizli yönetiminde yaklaşık 23 yıl sonra yeniden Mustafa Denizli yönetiminde bir lig maçına çıktı. Rakip Kasımpaşa'ydı. Kasımpaşa karşısında iki kez öne geçti Galatasaray. Ama bu maçta 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Önce sıcak karşılaşmayla başlayacağız sohbetimize. Daha sonra Beşiktaş'ın Akhisar karşısında 2-0'lık mağlubiyetini de konuşacağız. Hemen 1-2 çarpıcı istatistik paylaşarak başlayayım. Bunlar tabii Galatasaray adına olumsuz sezon rekorları olabilir. Yarın onu kontrol edeceğiz. Kasımpaşa Galatasaray ceza sahasında tam 32 kez toplu oynadı. Galatasaray ise 13 kez rakip ceza alanında topla buluşabildi. Hemen bir de ceza alanı içinden şutlara da bakalım. Galatasaray'ın 7 şutu var ceza sahası içinden, 5 isabetli. Kasımpaşa'nın 13 şutu var Galatasaray ceza sahası içinden 2-2 biten maçta. Hasan Hocam, tabii teknik de adam değişikliklerinde hep merak edilen şu olur. Yeni dokunuş teknik olacak mı? Efendim? Dokunuş. Dokunuş, aynen. O teknik adamın dokunuşu ne? Evet, Mustafa Hoca pazartesi günü belli oldu. Cuma günü takımla ilk antrenmanına çıktı. İki antrenman yaptı ama ne olursa olsun hele hele Mustafa Denizli ise bu isim. O dokunuş var mıydı, yok muydu, ne kadar vardı? Bunu merak ediyoruz. Tabii 11 üzerinden de konuşuruz ama genel olarak bu dokunuş var mıydı? O sorum, ilk sorum öyle olsun. İki şey söyleyeyim. Hakan Balta sol bek, evet. Emre Çolak. Yani Hakan Balta yaklaşık 12 hafta stoper oynadı. Evet. Avrupa maçlarında koyarsak 15 maç. İlk baktığımız zaman Hakan Balta'nın sol bek, Atletico Madrid maçında da bir sol bek olduğunu görürüz. Emre Çolak'ın da Selçuk'un yanında veya Selçuk, Snyder, Emre Çolak veya tam tersi düşünebilirsiniz. Hani bir dokunuş olarak bunları idrak etmeye çalıştık. Ama şu an itibariyle çok haksızlık etmiş oluruz. Yani sadece iki oyuncunun mevki değişikliğiyle Mustafa Hoca'nın bir dokunuşu oldu mu olmadı mı değerlendirmek çok yanlış olur. Elimizde hiçbir veri yok. Tamamen takımın kurmayları farklı. Takımın oyuncu profilini kuran hoca farklı. Mustafa Denizli bu kadronun üzerine gelip 1-2 oyuncu değişiklikleriyle, yer değişiklikleriyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Oldu mu olmadı. Yani bu dokunuşlar oldu mu Galatasaray'da? Olmadı. Galatasaray sanki bugün hani Mustafa Denizli'yi alın, Mustafa Hoca'yı alın, Hamza Hoca'yı koyun. Sanki öyle bir maç oynadı. Bize öyle hissettirdi. Değişiklik yoktu. Hiçbir değişiklik yoktu. Mustafa Hoca'nın takımı dememiz için bir devre arasını beklememiz lazım. Ama o devre arasını beklerken de Galatasaray Beşiktaş'la Fenerbahçe'den 10'ar puan geride kalmamalı. Bir yandan da skor da almalı. Bu çok net. Şu anda Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde. Gerisinde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin 7 puan. Şu anda 4 puan ama. 7 puan gerisinde olacak. Yani bu dokunuşlar, değişiklikler yaparken takımların maç kazanması lazım. Belki yarın olmayacağım ama Fenerbahçe'nin hani teknik direktör dokunuşu olup olmadığını yarın siz daha farklı tartışırsınız. Ama Fenerbahçe bu dokunuşları yapana kadar maçlar kazandı. 4 maç, 5 maç, 1-0, yarım 0. Pozisyona girmeden. Ama Alper değişikliğini yaşayana kadar 3 maç kazandı. Bir Ozan Tufan değişikliğini yaşayana kadar Mehmet Topal'ın mide ağrısını geçirmesi gerekirdi. Ama Fenerbahçe bunları atlatırken Aziz Yıldırım hocasının yanına aldı, basketbol maçına gitti. Veya 5 maç kazandı. Şimdi Galatasaray birçok değişikliği yaparken Galatasaray'ın mutlaka galibiyet alması lazım. Yani bu skorlar iç açıcı değil. 3-3, 4-3, 2-2. Yani bu bir Anadolu takımının rastlayacağı şeyler. İlk sorun senin soru olarak cevaplayacağım şey şu. Dokunuş olmaz. Yani 3 günlük antrenmanla futbolcuların 1-2 yerini değişiklikleriyle ve dokunuşlarıyla haksızlık etmiş oluruz. Ben beklemek lazım diyorum. Ama beklerken ümitli olmak lazım mı, ümitsiz olmak lazım da abi onları da tartışırız. Tartışırız. Ben giriş olarak böyle bir şey yapayım.
Peki Metin Hocam, Hasan Hoca'nın da vurguladığı gibi aslında orta saha diziliminde bir değişiklik vardı. Genelde Galatasaray iki merkez orta saha ve işte önünde santfor arkası diyebileceğimiz bir... İlk devre için. İkinci devre yine o dizilir, değişti. Evet. Dizilir. Ama hani Hamza Hoca bir kere bunu Atletico Madrid maçında denemişti. Hakan Baltay'ı orta sahayı üçleyerek Hakan Baltay'ı kullanmıştı. Bu sefer de Mustafa Hoca Selçuk'un savunmanın önünde Emre ile Snyder'ı sağ iç sol iç gibi kullanmak istedi. Bu, ne itmiş olabilir bunu bu düşünceye Mustafa Hoca'yı? Şimdi tabii farklı işler yapma. Bir Emre Çolak'tan belki oyunculuğundan etkileniyordur. Hı-hı. Beğendiği bir oyuncudur Emre Çolak. Onu kullanmak istemiştir orta sahada. Bence çıkış noktası bu olduğunu düşünüyorum. Hani takım orta saha şeklinden çok bir oyuncuyu kullanmak anlamında bence ilk çıkış noktası bu olmuştur. Şimdi illa bir farklı bir deneyime girmek istiyor yeni hocalar. Mustafa Hoca'nın bir orta saha dokunuşu oldu diyelim. Evet. Emre Çolak, Selçuk, Snyder'li bir üçlü orta saha yapabilir miyim diye ama sonuçta bunlar da diğer hocalar sana denenmiş ve düşünmüş şeyler olabilir. Yani bir anda bu farkı yaratabilir. İstediği sonucu alabildi mi ilk yarı sizce? Oyun olarak alamadı. Alamadı. Yani çünkü orada üçlü oynuyorsun. Selçuk, Snyder şey üstüne bir topa sahip olma. Orada bir pasın oluşması lazım ki bir anlamı olsun. Yoksa koşan oyuncular için değil, mücadele için değil onlar. Pası yapabilen üçlü orta saha olduğu için böyle bir tertip bence çıktı ortaya. Emre'yi oralarda kullanmak çok kolay olmuyor. Birkaç kere denedik. Kenarda kullanabiliyorsunuz orta saha özellikle oyuncu olarak Emre Çolak'ı. Ama orada merkez orta sahada çok verim alınamadı. Birkaç kere daha kullanıldı. Atletico Madrid de öyleydi galiba değil mi? Atletico Madrid maçında evet. Emre Çolak'lı işte. Orada Hakan Balta, Selçuk, Emre Çolak üçlüsü vardı. Çok faydasını göremedim. Ama Hasan Hoca'nın dediği gibi yani bir takımda fark yaratmak, Mustafa Hoca'nın fark yaratması için bir süreç gerekir tabii ki. Ama dokunuşlarına başladı ufak ufak. Tabii süreç gerekir ama hani Mustafa Denizli'nin tercih edilme sebebi de bu süreci en hızlandıracak kişi olması. Kesinlikle ama istediğiniz kadar tanıyın ligi, istediğiniz kadar ligin içinde olun. Ama orada takımın başında olmakla ligin içinde, ligi tanımak biraz daha farklıdır. Orada bir süreç hakikaten gerekir. Ama Hasan Hoca da oraya vurgu yaptı. 2-1 galip Galatasaray. Bu maç 2-1 bitirecek. Tamam çok iyi oynamayabilir. Ama fark yaratacak, olumlu yönde bir fark yaratacaksa Mustafa Hoca bu sonuçları kaybetmeden yaratacak. Yoksa fark açıldıktan sonra dokunuşlar çok işe yaramayabilir. Büyük bir fırsattı. Beşiktaş kendi evinde kaybetmiş. Tabii. Çok büyük bir fırsattı bence. Ve maçı 2-1'e gelmiş. Ama baktığın zaman son 3 maçına Galatasaray'ın 4-3, 3-3, 2-2. Ya bunlar çok Galatasaray skorları değil. Hocam 7 kez bu 3 maçta 7 kez öne geçiyor değil mi? Evet, 7 kez öne geçiyor ve 2 puan alıyor sonunda. Neden? 3 maçta. Neden? Neden? Önder hocama gelmeden. Çünkü oyunu veriyor. Bizim oyunu almıyor diyelim. Oyunu alamıyor. Alamıyor. Neden? Kadro yapısından dolayı. Yani Emre Çolak'ın bir ilk 11'de oynayıp oynamaması çok önemli değil. Emre Çolak'ın hangi kadroda, hangi oyun sisteminde ve taktiğinde oynadığı çok önemlidir. Bakın Emre Çolak ilk oynadığı maç Fenerbahçe maçıdır. Ve belki kendi de ileride söyleyecektir. En iyi oynadığım maç 3-1. Fenerbahçe maçı. 3-1'lik maç. Çünkü sabahlara kadar... Kenarda mı oynamıştı Hasan Hoca? Kenarda oynadı hocam. Şöyle bir orta saha vardı ama. Orta saha orta sahası vardı. Yani bildiğiniz kanat. Gökhan Töreli, Podolski'li, işte Kerim Fırai'li. Bir kanat oyuncusu düşünmeyin. Orta sahanın içine kat eden. Orta sahanın içiyle barışık olan, orada pas yapan ve Emre Çolak'ın oynayacağı tek yer vardır. Set oyunudur. Evet. Emre Çolak bu oyunu çok iyi yapar ve Türkiye'de Snyder'in önündedir. Bak belki çok iddialı bir açıklama olacak o konuda. Set oynama konusunda söylüyorum. Onun için Emre Çolak tamam seçildi, bugün oynadı ama nasıl oynadı? Hangi takımda, hangi yani taktikte oynadı? Diyorsun hocam doğru mudur, yanlış mı anlıyorum? Geniş alanları koşturdukça verim alamazsınız. Oğuzhan da olmaz. Evet. Sosa da olmaz. Yani oraya sıkıştırdınız. Daha, bu Emre Çolak'la Oğuzhan'la daha bunları iyi daha iyi oynayabilirsiniz. Bir Emre Çolak hakkında bir defa bunu bir tamamlamamız lazım. Emre Çolak Selçuk'un yanında oynamakla, üçlü bir orta saha oynamakla olmaz. Yani Atletico Madrid maçında gördük. Bu olmayacak. Emre, Hamitli, Selçuklu, Melolu, Emreli. Engelli, Selçuklu, Melolu, Emreli orta sahada daha çok iyi oynayabilen bir oyuncudur. Bunu bir defa net ortaya koymamız lazım. İkincisi, hani dokunuş için söyleyeyim ve bitireyim. Hakan Balta, 32-33 yaşındaki oyuncu. Bugün İsmail Köybaşı'nı gördünüz. Bugün Caner'i belki yüksek
performansından dolayı dizinden sakatlandığını gördünüz. Hasan Ali'nin bir maç iyi bir maç kötü olduğunu gördüm. Neden? Çünkü önünde gitmesi gereken büyük takımların bekleri, gitmesi gereken bir 70-80 metrelik alanlar var. Bunları kat etmesi lazım. Ama Hakan Balta oranın oyuncusu değil artık. Değil. Hakan da şunu sol söyleyebilir miyiz? Ha, Hakan Balta'na şunu isteyebilirsin. Set oyunun sol beki diyebilir miyiz? Set oyunlarının sol beki. Olabilir. Desteğe giden. Evet. Ama giden değil hocam. Ama büyük takımda ne arasın? Arkasına geçmez. Başta Akhisar maçı, Beşiktaş maçı, oraya geleceğiz. Kapanmış, yani gömülmüş Akhisar'a neyle açabilirsiniz? Beklerle. Şimdi Hakan Balta buradan gidebilir mi? Çok zor. Rakibin arkasına geçmez. Balta... Desteğe gider Hakan. Evet. Hakan Balta'nın en iyi oynadığı yer 12 maçlık bölümüyle, ki milli takıma seçilmesi, milli takımda iyi oynaması. Arkasında 20 metre vardır. Hakan Balta oyun zekasıyla bunu çözer. Hakan Balta 9 kilometrelik koşularla bunu çözer. Ama sol bekle bunu çözemez. Bu iki dokunuşla ilgili ben bunları söyleyeyim. Önder Hoca kusura bakmasın. Söz vereyim yani. Hocam peki sizce üçüncü bir dokunuş var mı, yoksa bu iki dokunuş üzerinden mi devam edelim? Bir kısa bir genel değerlendirme lütfen, eğer zamanımız varsa. Maç öncesinde ben çocuklarımla beraber seyrediyorum. İşte büyük oğlum Mustafa Deniz imza attığından beri soruyor. Sınıf arkadaşları anlatıyormuş. Ben Mustafa Deniz'in hem futbolculuğunu hem teknik adamlığını anlatmaya çalıştım. Bugün de maçtan önce tahmin yapıyorlar kardeşiyle beraber. Şunu söyledi büyük oğlum. Galatasaray'ın dedi şansı bugün Mustafa Deniz'le. Yani o küçük kardeşim öyle algıladı. Sen nasıl bizim artık nasıl anlattıysak. böyle söyledi. Maç oynandığında da devre arasında bizim beraber yorumumuz şu. Evet, maç öncesinde kağıt üzerinde Galatasaray'ın bir şansı var. O Mustafa Denizli. Ama ilk devre bittiğinde Mustafa Denizli'nin de iki tane şanssızlığı olduğunu gördük. Nedir onlar? Bir tanesi rakibi çok sert, taş gibi, beton gibi bir takımla oynadı. Çok agresifler. Galatasaray. Yani fizik olarak kalitesi çok yüksek. Teknik olarak kalitesi çok yüksek. İyi dizayn edilmiş, iyi çalışmış. Yani sert rakip diye hem, anlaşılıyor. Sert oynayan rakip değil. Sert rakip yani. Sağlam rakip olarak bahsediyorum. Evet. İkinci şanssızlığı da Galatasaray'ın çok fizik olarak olumsuz bir görüntüsü. Koşu, rakibe yakın oynama, defansif karakter koyabilme, birlikte hareket edebilme, bununla beraber duygusal olarak da motivasyonun çok yüksek olmadığını, iki defa öne geçmiş olmasına rağmen olmadığını gördük. Bu şartlar altında bir dokunuş yapabilir mi, yapamaz mı? Hasan Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Ama bir ilave yapıyorum. Yapmalı. Dokunuşu olmalı. Neden? Şimdi Metin Hoca güzel söyledi. Yani bir yerde. İki defa öne geçti. Galatasaray takımı. Orada olur. Orada 30 yıllık mesleki tecrübe veya 25 yıllık mesleki tecrübe, ki futbolculuğu da katalım. Bir 15-16 senede profesyonel futbolculuğu olsa. Çok fazla toplama hocam, çok yani, çıkıyordu. Yani, kestirmeden yarım yüzyıla yakın evet, bir büyük deneyim, futbol tecrübesi var. Şimdi iki defa öne geçmiş bir takım. Eğer üzerinde de Galatasaray'ın 110 yıllık Galatasaray'ın forması, parçalı forması var ise, o başlı başına bir güçtür, bir kuvvettir. Yeterli o gün için eksik olabilir. Fiziksel formu veya duygusal formu eksik. Rakibi kendisinden daha fazla olabilir. Eksik kalabilir, 10 kişi oynayabilir. 9 kişi olabilir. Ama bu çaptaki teknik adamlar, hani dokunuş için 3 gün, 5 antrenman, 1 antrenman buna ihtiyaç duymaz. Mustafa Denizli'nin, sen çok güzel söyledin sevgili Nebil. Mustafa Denizli'nin tercih edilmesinin sebebi, Hasan Hoca'nın az önce bahsettiği Fenerbahçe'den örnekler vererek, antrenör yeni olabilir ama kaybetmeden geçmeli burayı. Buraları kaybetmeden geçmeli. Oyunu kaybedebilir Galatasaray. Rize'de kaybetti mi oyunu? Maçı kaybetti. Yok, maç oyunu kaybetmedi. 3-5 dakikası. Oyunu kaybetmedi. Evet. İkinci yarı özellikle. Sonraki evdeki 3-3 biten maç. Antalya. Antalya maçı. Kaybetti mi oyunu? Bir bölümünü ciddi bir bölümünü kaybetti. Tamamen kaybetmedi. Evet. Bugün tamamen maçın birinci dakikasından 90+ süre kadar, belki her bölümü kontrol etmediyse de açık bir şekilde ev sahibi takımın Galatasaray'ı baskı altına aldığını, topla daha fazla oynadığını, çok daha organize göründüğünü, oyun bugün ev sahibi takım kaybedebilirdi.
ama oyunu kaybetmezdi. Şimdi bir de bazı şanslar da var. Aslında bugün bazı kritik hakem hataları biraz Galatasaray'ın da lehine gelişti. Yani bir gol pozisyonu var. Rein Donk'un vurduğu. Evet. Çizginin içine düşen bir top. Şeyin golünden önce ilk gol Hakan Aslan'ın golünden önce Eren Derdiyok'un vurduğu top Semih'in eline oradan kaleye doğru gidiyor. Evet. Hakan Aslan tamamlıyor. Acaba tabii biz o sırada görmedik. Bir işaret gördük. Penaltıyı mı devam gösterdi onu bilemedim. Ama bazı şansları oldu. Galatasaray'ın. Ne olursa olsun bu seviyedeki bir teknik adamın bu haftada tercih edilmesi durumunda bir dokunuş beklenir. Oyunu kazandırması değil. Oyunu şu anda kazandıramayabilir çeşitli sebeplerle. Hasan Hoca söyledi. Kendi takımı değil. Evet doğru. 3 antrenman. Evet bu da doğru. 3 antrenman, 5 antrenman. Ama 1-0 öne geçtikten sonra kaçta olmuş? 13. Evet. Yani 77 dakika var. Uzatmalarıyla 85 dakika. Sonra 2-1 öne geçtiğinde dakika 51. 51. 40 dakikada şey var. 40 dakika. 40 dakika koruyacak Galatasaray. Onun formülünü bulmak için hafta arasında çalışmak, sezon başı planlamasını yapmak değil. Orada artık deneyim devreye girer. Oyun okuma devreye girer ve Mustafa Deniz'in uzmanlık alanı. Yani Mustafa Denizli için planlamacılık konuşmayız. Hocam dokunmaktan veya büyük süreçlerden bahsetmeyiz. Oyunda fark yaratmaktan bahsederiz. Süreç gerekiyor. Yani büyük süreçler yönet işte 5 yıl bir kulüpte, 3 yıl bir kulüpte uzun süreler çalıştı. İşte istikrarlar vesaire veya süper bir planlama yaptı, başladı. Gümbür gümbür sonuçlara bu değil. Gelir oyunu almadan da skoru alabilen, netice futbolunu ülkemizde en iyi oynatan teknik adamlardan bir tanesi olması sebebiyle de çok rağbet gören, o sebeple 3 büyük kulübü bir tur geçip ikinci tura başlamış bir büyüğümüz, bir teknik direktörümüz. Hocam yalnız, o yüzden ondan beklenir. Tamam ama Mustafa Hoca'nın da evet deneyimleri hepsini katılıyorum ama ısınmasını biraz beklemek lazım. Ben kulübe duruşun bile tam hazır olmadığını gördüm. Hocam ısınma, yani ısınma da göreve başlar. Biraz Hasan Hoca bir yerde göreve başlar. Onun ısınması için zamana ihtiyacı yani, olur. O zaman bazen beklenmeli. Bazen kenarda durmayı unutursunuz. Ama sevgili hocam kenarda durmayı Fenerbahçe'de bir kriz olur. Hemen Lucescu konuştu evet, doğru mu? Doğru. Galatasaray'da Mustafa Denizli'yi konuşuruz. Evet, Beşiktaş'ta bir kriz olur. Lucescu Mustafa Denizli. Galatasaray'da bir kriz yabancı olur. Antrenör, Lucescu Mustafa Denizli. Yabancı çözüm Lucescu, yerli evet, çözüm Mustafa Denizli. Bu arada Lucescu yaş olarak da Mustafa Hoca'dan yaşlıdır. Evet. Daha yaşlıdır. Evet. Öyle mi? Ha, tabii ki sürekliliği var yani. Yaşında. Hiç iş. Aynen. 70 yaşında. Yani non-stop çalışıyor. Hiç İtalya'dan beri hiç fresiz her evet, sezon çalışmışlığı var. Ama yani Mustafa Hoca'nın zamana ihtiyacı olmadığı için, Galatasaray'ın da kaybedecek zamanı olmadığı için netice alabilmek için tercih ettiğini hepimiz biliyoruz. Kesinlikle doğru. Mustafa Hoca'nın alameti farikası zaten bu. Dokunur alır. İyi oyundan bahsetmiyorum. Oyunu kazandırır demiyorum. Maçı kazandırabilen bir teknik adam olduğu için tercih edildiğini biliyoruz. Yani burada Mustafa Hoca üzerinden de yürümek istemem ama sonuçta bu. Galatasaray'daki en önemli figür Mustafa Hoca. O yüzden bunu anlatmak istedim. Yani Hasan Hoca'ya hem katılıp hem itiraz etmemin sebebi bu. Gerekçeler evet katılıyorum. İşte dokunuş için beklemeliyiz. O kısmına katılmıyorum. Beklemeyeceği için Galatasaray oyunda fark yaratma bir beklentisi varsa Galatasaray camiası o yüzden biraz ona zaman lazım. Ama Galatasaray oyunda fark yaratmak için, sonuçta fark yaratmak tabii, için bu tercihi yaptı. Hayır, oyunda yaratacağı fark da bu sonuçlar alırsa bir anlam kazanır zaten. Atıyorum iki ay sonra oyunda bir fark oluşup aradaki puan farkı da onun üzerine çıkarsa yani o zaman da bir hedefi olmaz. Evet. Yalnız şu kadroda bakın çok en çarpıcı şey ve dokunduğu yer orta saha hocam. Evet. Bakın. Çok bariz bir şekilde bilmiyorum ben mi böyle görüyorum yanılıyorsam veya uyarırsanız sevinirim. Selçuk, Emre, Sneijder bu orta saha ne yaparsa başarılı olur. Hocam topa ne sahip olursa. Siz sadece topa sahip olursa. Bu orta sahayı görünce ne düşünmüş olabileceğini. Sadece topa sahip olursa varsaydın, bu orta saha bir şey. Evet. Başka Emre'yi de kattığınız zaman Sneijder'in yanına. Hı-hı. Emre Çolak gibi bir teknik özellikle kendini anlatan bir oyuncuyu evet, kattığınız zaman bu tamamen biz topu alırız orta sahada vermeyiz topa sahip oluruz ama, orta sahasında. Ama hocam daha önceki orta sahalarda Selçuk Bilal Sneijder değil miydi? Evet. Hani Bilal de aynı şeyi kesinlikle, anlatmaz mı? Kesinlikle, kesinlikle anlatır. Evet. Kesinlikle anlatır. Ama ben Emre ile daha yumuşadığını düşünüyorum. Evet. Emre bir ön libero, Bilal bir ön libero'dur yine. Yani evet, geçmişindeki şey hep tam bir ön libero'dur.
Ve ikili oynarlar. Şu üçlü orta sahayı söylüyorum. Ya bu üçlü orta sahayı böyle oynatırsanız pas yapmaktan başka nasıl bir oyunda etkili olur? Mücadele mi ele alır bu orta saha? Mümkün değil. Topa sahip geniş olarak. Koşu mesafelerini kat ederek mi ele alır? Mümkün değil. Topa sahip olarak alır bu orta saha. Ve o niyetle çıkmanız gerekir. Oyunu da ona göre kuracaksınız o zaman. Çünkü bu iş orta sahada kuruluyor, oyun kurulumu. Çok formsuz bir Yasin vardı, onu da vurgulayayım. Podolski yine oyunda yok, sonuçta oluyor ama oyunda yine olmayan bir Podolski. Formsuz bir Yasin. Hala kendini tam bulmamış bir Burak. Yine en etkili silah olmasına rağmen Galatasaray'ın bir Burak. Bireyselliğe de böyle inince hocam ortaya çok parlak görüntü çıkmadı ve orta sahaya çok kolay geçti Kasımpaşa hocam. 33 kere Galatasaray'ın 18'ine girmek için orayı çok rahat geçmen lazım. Evet. Yüksek toplar değilse tabii bunlar ama bu çarpıcı da 33 kere 18'e girmek Galatasaray'ın bir şeydir yani. Tabii fiziksel formu ve aynı zamanda motivasyonel anlamda da duygu durumunu biraz gösteriyor. Yani bir de Eren derdi yoku biz nasıl anlatırız? Mesela İsviçre milli takımından Türk futbol sahilleri hatırlarlar. Gayet iyi, Avrupa Şampiyonası'ndan 2008 mi 2012'de hatırlarlar Eren'i. Eren işte uzun böyle sırım gibi ama hareketli, işte kıvrak, topla da etkili. O fizik açısından ayakları iyi. Evet, kontratak oynadığı da çok yatkın bir oyuncu olarak. Bugün yani herhalde Eren Albayrak önümüzdeki hafta Eren derdi yok. Önümüzdeki haftalarda böyle kafa golleri arka arkaya gelebilir. Çok yarın da bir bakarız bugün. Kaç kafa vurdu, kaç ortayı, kaçını Eren vurmuş çok merak bugün ediyorum. Bugün çok antrenman yaptı. Hepsine Eren vurdu ama. Hepsine, tamamına. Hepsine Eren yani, vurdu. Yani antrenmanda bu kadar vurdurmazlar ama. Hocam şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir antrenman yapmış Galatasaray'ın oldu Erenler. Şöyle söyleyebilirim. Ceza alanı içinde Eren derdi yok. Şey 12 kez topla buluşuyor zaten. Hani 33'ün ikisi ayakladır, onu kafayladır zaten büyük ihtimal. Yarın bakarız. Ayakta bulsaydı zaten. Bir de 7 kere öne geçen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Evet, 3 maçta. 7 kere öne geçen Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ve 8 kere yakalanan. 8 kere yakalanan. Şimdi bakın, iki türlü öne geçmeyi iki türlü korursunuz. Bir, skor arttırarak. Ha, bunun için hakikaten güçlü bir oyun ve oyun kalitesi gerektirir skoru arttırmak için. Güçlü bir oyun kalitesi. Ama skoru tutmak, yani öne geçtiğin skoru tutmak biraz deneyim işidir. Demin Önder Hoca'nın söylediği gibi. Yani Mustafa Hoca'nın da yapması gerektiği gibi. Ben bu maç için demiyorum ama 7 kere öne geçip yakalanan bir Galatasaray. Yani çok enteresan bu. Yani çok, bu evet. Şansa böyle oldu diyemeyiz. Bir oyun üzerinden açıklarız. Bir kere olur. İki kere olur. 7 kere olmaz yani. Ve böyle de olup hep yakalanıyorsa bir rakip hep oyun içine tutuyor. İşi bitiremiyor. Önder Hoca'yı bile hiçbir zaman fişi çekemiyor. Hep rakibi önde tutuyor. İki, koruyamıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu bir oyun zafiyetini gösterir. Bu sadece skoru göstermez. Evet. Metin Hocam, geçen seneden bu yana kadar yaptığımız yorumlarda Galatasaray'ın bu duruma düşebileceğini söylemedik mi? Evet. Bir de yani, şöyle bir ifade kullandım, ben bilmiyorum katıldınız mı siz. Şampiyon olan kadro ama şampiyon kadro değil. Söyledik. Geçen senenin 28. 27. haftasından bu yana kadar biz Galatasaray'la Hamza Hoca'lı dönemde en çok eleştirdiğimiz konu oyun gücü olmadığından dolayı. Ve bunlarda sıkıntı çekmedi. Yani şampiyon olurken sıkıntı çekmedi ama biz sıkıntı çekebileceğini düşündük. Sürdürülebilir bir oyun değil. Bugünleri geçen senenin Nisan ayından beri konuşuyor olabilirdik. Yani bu top girmeyebilir, Mustera bugün yiyebilir. Bunları hep söyledik. Ama bunları kalenden nasıl uzakta tutarsın? Oyun gücüyle tutarsın. Yani bir şekilde öne geçtiğim maçta Kasımpaşalı oyuncuları oyunun uzağında tutmak Galatasaraylı oyuncuların elindedir. Keşke her dönemde büyük takımda oynarken hep skoru yakalayan bir ekip olsaydık. Arkadan tırmalayan ekip değil de hani 1-0'ı 2-1'i yakalamış ekip her zaman daha önde olur. Daha çok moral gücü artar. Seyirciyle daha çok pas yapabilir. Daha çok pozisyona girebilir. Ama sıkıntı şurada. Geçen seneden bu seneye kadar Mustafa Hoca bir tane maça çıktı. Hamza Hoca'ya çıkılan maçlarda hepimiz burada eleştiri konumuz oyun gücünün olmadığından dolayıydı. Bundan sonraki periyotta da Galatasaray bu oyun gücünü mutlaka eline almalı. Ama almazsa biz bu 2-2'lik, 3-2'lik maçları daha çok konuşuruz. Bak devre arasına kadar o oyuncular dönene kadar Gross Royce, Hamit, Karol, Muhtemel iki transferler. Dönene kadar biz bu oyunları konuşacağız. Ya yani haftaya Bursa Spor kolay maç mı? Aslında ondan sonra Beşiktaş. Hiç kolay değil tabii. Ay bunlar dönüşte bu ömür boyu dönülmüyor yani. Hamit de kaç? 33 yaşına geldi, 34 yaşına geldi. Yani dönecek mi? O da bir soru işareti sevgili Hamit için yani. Umuyorum başarı. Diyelim ki oyunun kontrolünü daha çok eline alın. Daha çok tecrübeli anlamında. Ama söylüyorum. Yani dediğim gibi. Şimdi elindeki mevcut kadroyla bunu çok yapmayabilirsin. Böyle bir yaş sorunu da var. Var. Ama
elindeki mevcut şu andaki kadroyla bunları çok yapma şansın yok. Ama devre arasında sanki böyle tamamlanabilir şeyler olabilir Galatasaray'da. Bir de Mustafa Hoca'nın ben tehlikeli bir demecini gördüm. Bilmiyorum bir şey yapacak mıyız Mustafa Hoca'nın? Bir puan aldık diye bakarsa kazanç, öyle baktı. Bir evet. Kazanç dedi. Mustafa Hoca bugün maçtan sonra bir puan kazandık dedi. Ama bunu mantığa oturtabiliriz. Ya tabii bugünkü oyunun tablosunda sonra, tabii evet. Bu tablodan sonra o zaman ama... Galatasaray'ın geçen sene 3. bitirmesi Galatasaray'ın lazım. Böyle bir kredisi yok. Ligi. Ya mantık olarak baktığımız zaman tabii. Bir puan kazanç dediğin zaman Galatasaray bir puan kazanç diyebileceğimiz çok maç oldu geçen sene. Ve kazandı. Değil. Ben büyük takımlarda buna karşıyım. Pereira için de karşıyım. Şenol Hoca da için de karşıyım. Abi, bir puan bizim için yok. Yani şöyle yapalım mı bir ekrana getirelim açıklamasını. Onun üstüne hani tabii ben daha sağlıklı bir cümlesini konuşalım. Duymuştum zaten. Evet evet. Mustafa Hoca'nın maç sonu açıklamaları şöyleydi. Kasımpaşa oyunun önemli bir bölümünde bizden daha etkiliydi. Bu yüzden böyle zorlu bir deplasmandan kaybetmeden dönmek önemli. Uzun bir yolculuğumuz var. Zaman zaman böyle görüntüler olacak. Bu tabloda bir puan kazançtır. Takımın potansiyeli var. Bu uzun bir yolculuk. Kimse ayağını yolun dışına basmayacak. Basarsa birlikte yürüyemeyiz. Diyor Mustafa Hoca. Tabii ki ama sevgili Mustafa Hoca'ya da şunu söylemek. Yani biz de burada yaşıyoruz. Kasımpaşa gibi zorlu bir deplasman yani çok... Şimdi bunu Hamza Hamzoğlu söylemiş olsaydı. Çok üzerinden konuşurduk. Evet. Şimdi Mustafa Hoca da Kasımpaşa İstanbul'da şurada Beyoğlu'nun hemen aşağısındaki değil mi? Galatasaray'ın hemen Aslun Galip'in biraz aşağısındaki Kasımpaşa 4000 kişinin izlediği maç çok zorlu bir deplasman derseniz yani çok iyi bir tanımlama olmadığını düşünüyorum. Yani takıma bilmiyorum. Da mesajlar var değil mi? Tabii takıma da bunlar gayet doğal. Evet. Takıma mesajlar. Ayağını yolun dışına basanla birlikte yürümeyiz yani, diyor. Demek ki devre arasına kadar herkes demek ki böyle bir algısı oluştu yavaş yani. Yavaş yavaş oluşacaktır tabii. Oyuncularla ilgili daha net kararlara gidecektir muhakkak. Yani bu tarif ettiği uzun yolda hangi oyuncuları kullanacağı konusunda, hangilerini kullanmayacağı konusunda bir kararı oluşacaktır. Onunla ilgili mesajını vermiş hoca. Tabii yani program başında bir konuştuğumuz gibi belki de yol tamamen bitebilir, kalmayabilir de. Veyahut da uzun bir yol olarak kalabilir, kısa bir yol olarak kalabilir. Bu süreçte ne yapılabilir, ne yapabilir Mustafa Hoca? Ne diyorsunuz? Ya göreceğiz. Çünkü bir hani devre arasında yalnız, evet transferle dokunuş yapabilir. İzleyeceğiz. Yani şimdi şunu da unutmayalım. Beşiktaş lider olduğu bir haftada Kasımpaşa karşı puan kaybetti. Evet. Puan kaybetti. Fenerbahçe maçı da 1-0 mı bitmişti? Yani kolay değil. Evet. Yani hani bazı deplasmanlar vardır. Oradan rakipleriniz üçer üçer alıp dönecektir. Ama bu öyle bir deplasman değil. Yani hocanın haklı bir tarafı da var. Beşiktaş Kasımpaşa'da kendi evinde. Kasımpaşa güçlü tabii, evdeyken evet, bile evet. Kasımpaşa güçlü yani. Bir ekip tabii ama güçlü, Kasımpaşa deplasmanı zor bir deplasman diye nitelemek çok... Deplasman zor değil. Rakip zordu. Rakip zordu yani, tabii yani. Onu söylemeye çalışmış hoca. O tarafıyla haklı. Evet. Ama Galatasaray'da ayağa kalkacaksa bu maçları tabii kazanıp ayağa kalkacak. Yönden de bakmak lazım mı biraz? Lütfen. Yani çok böyle biz hani teknik taktik yorumlar olarak da baktık. Ki biz böyle bakmak zorundayız. Hep bizim %70'imiz böyle geçiyor. Hani nasıl çıktı, nasıl kadrolar var, nasıl oynadı, oyunu hamleleri ne oldu? Hamlelerin... Şimdi kulübe Hamza Hoca'nın gelişiyle Mustafa Hoca'nın gelişi arasında fark var. Hamza Hoca'nın üzerindeki baskıyla Mustafa Hoca'nın üzerindeki baskı arasında çok büyük farklar var. Galatasaray kulübü o günkü şartlarla, yöneticilerle Hamza Hoca'yı sezon sonunu getirebilmek için bu seçimi yaptı. Tamam. Hamza Hoca zaten Akhisar'dan milli takım yardımcı antrenörünü kabul ederken zaten bir yanlış yaptı. Bu yanlışı da sonradan idrak etti. Çünkü teknik direktör olmuşsun, ispatlamışsın kendini, Türkiye 1. Ligi'nde devam ediyorsun. Birdenbire milli takım tabii ki önemli bir yerdir ama yani bir teknik direktörün yardımcı hocalık olarak devam etmesi bu kendisi açısından tabii o günkü verdiği karar açısından karar verirken çok hissetmesin ama 4-5 ay içerisinde bunu hissedersin. Bana göre de çok yanlıştı. Karar yanlış verenden karar. Tekrar fikir verene şimdi, dönmek yolda bir yanlışlık yani. Tek Galatasaray'ın o gün itibariyle bir hocaya ihtiyacı oldu. Abdurrahim Albayrak da Ali Dürüst de hocayı Hamza Hoca'dan yana kullandılar. Bu da Galatasaray'ın hani içinden gelmiş biri, Akhisar'da kendini kanıtlamış, Akhisar Belediye'de kendini kanıtlamış biri olarak doğru seçimdi. Ama
O gün itibariyle Hamza Hoca'nın üzerinde herhangi bir baskı yoktu. Bakın Galatasaray kulübü, Fenerbahçe, Beşiktaş kulübü. Başaramaz baskısı vardı. Yani kişilerden, ama Hamza Hoca onu denemekle herhangi bir yüksek baskı altında değil. Ama Mustafa Hoca'nın seçtiği takım... Ama şu başaramaz baskısından gitmiştir Hamza Hoca. Ayrılış sebebi de odur. Hala kaldıramamıştır, o baskıdan dolayı gitti. Tamam, ama şöyle bir şey olmuştur Hamza Hoca sonucunda. Ben 3 kupa kaldırdım. Bir şekilde risk aldım. Yetmedi. Bu riski kendine göre kaldırdı. Tabii, kendine tabii, göre. Yok, ama medyaya göre veya Galatasaraylı yöneticilere göre kaldıramamış olabilir. Medyaya göre değil, Galatasaraylıların yöneticilerinin bir bakışıyla gitmiştir. Evet. Şimdi Mustafa Hoca'nın gelişi Galatasaray'a tamamen 3 kupalı bir teknik direktörün ardından. Hani medyada yarı yarıya dengelerin Hamza Hoca'yı neden yolladınız? Evet, yollamakta haklısınız denilen bir ortamda. Hani çok da başarısız değil. Prandelli'den aldığı dönem gibi değil Hamza Hoca'nın aldığı dönem. Mustafa Hoca'nın aldığı dönem. Yani Mustafa Hoca'nın şu andaki aldığı dönemde bir tık daha büyük baskı var. Ve bunu çözmesini bekliyorlar. Şimdi Mustafa Hoca'ya bugün baktığınız zaman üzerinde daha büyük yükler olduğunu ben görüyorum. Çünkü Mustafa Hoca'nın çözemediği konularda kim bunu çözebilir? Saha dışı olaylar. Mustafa Hoca her şeye yetişemez. Yani biraz o kulüp içerisinde şey hocam, var Hasan Hocam bak. Bilir sen çalıştın. Hamza Hoca'da başaramaz baskısı vardı. Mustafa Hoca tam tersi başarır baskısı ama başaramazsa yani. Ama başaramazsa şu olurdu. Hamza Hoca cesaretli bir şekilde geldi. Olmadı ama Hamza Hoca'nın bir 10 yılı vardır. Galatasaray'a çalıştırmıştır. Ama Mustafa Hoca'nın ardında bıraktığı başarılar daha büyük baskı yaratır. Ben öyle düşünüyorum. Ve işte, Mustafa Hoca bu dönemde yardımcı olabilecek çok yöneticiye ihtiyacı var. Pek tarzı öyle değildir hocanın ama. Pek değil. Tamam ama vardır. Hocam kulübe gidiyorsunuz. Siz de yardımcı hocalık yaptınız. Samsun Spor'da işte Fatih Hoca'nın yardımcılığını yaptınız. Belki Beşiktaş'ta yapsaydınız daha net görürdünüz. Kulübe gidiyorsunuz. Florya'ya gidiyorduk. Sabah 9'da akşam 9 arasında 100 tane olay oluyordu kulübün içerisinde. Medya, fizyoterapist, doktor, takım antrenmanı, futbolcuların bireysel sorunları. Her türlü ortamla karşılaşıyordunuz. Yani bugün itibariyle Mustafa Hoca'nın o kulüpte gerçekten kendi yanında hissettiği kişilere ihtiyacı var. Tabii. Bunu yönetim bazında bu söylüyorum. Bu çok doğru. Yardımcı değil. Tabii tabii. Bu çok doğru. Ama bu var mı? Tek yok başına yapabileceğiniz bir şey değildir. Yani bu olmadan çok sadece zor. Mustafa Hoca'nın yardımcı antrenörler belli oldu. Bakın mu? Ben bir takımda teknik direktörlük yaptım Metin Hocam. Bundan sonra da hani Galatasaray'a gelirsem yanımda Ali Dürüst isterim. Yani yüksek sevgimden veya hayır, falan. Mesleki ya, işini yaparken diyorsun. Hocam muhteşem kriz yönetir. Alanı açar. Muhteşem medya yönetir. Çıkar demeç verir, seni 3 hafta daha götürür. Anlatabildim mi? Yani böyle tip insanlara da ihtiyacı var Mustafa Hocam. Bunu yani göz ardı etmesin. Kesin kesin. Onun için ben iki tane şeyi yan yana getirdim. Hamza Hoca'nın gelişi kaybetmesi yönünde hiçbir şey fark etmeyecek. Ama Mustafa Hoca'nın geçmişte başarıları, başarılı bir teknik direktörün, 3 kupalı teknik direktörün ve gönderilişi açısından tartışılan bir hocanın arkasından daha büyük sorumlulukları var. Ve bu sorumlulukları paylaşması lazım. Bu çok net. Ne diyorsunuz bu tartışmalarla ilgili Önder Hocam? Ben çok doğru bir tespit yaptığını düşünüyorum, katılıyorum. Hocanın mutlaka iyi donatılmış bir ekibe ihtiyacı var. Bunun içine medya direktörü de dahil. Tabii kulüpte kim görev yapıyor onu bilmiyorum ama... Yani medyayı yönetme konusunda, algı yönetimi konusunda ihtiyaçları olacak. Çünkü yarışta geri kalmış bir kulüpte desteksiz kolay kolay gitmez. Yani tribünleri de yönetmek gerekiyor. Kulüpten tek bir ses çıkması gerekiyor. Ve hocanın yönettiği ses, o bazen futbolcu söyleyecek o neyse. Yani sufle verecek hoca. Bazen futbolcu söyleyecek, sufle verecek Mustafa Hoca. Bazen yönetici söyleyecek. Bazen sufle verecek hoca, birisi yazacak gazetesinde. Güçlü bir yazar vesaire. Bunlar gerekiyor. Önde olsa bu gerekmiyor olabilir. Hocanın odaklanacağı şey başka. Yalnız Hasan Hoca tabii çok değerli tespitler yaptı. Bunlar Galatasaray camiasının içinden görünen, bir Galatasaray camianın içinden bakan birinin penceresinden yorumlardır. O yüzden çok değerli. Ama bir de camianın dışı var. Şimdi Hamza Hoca geldikten sonra hani bir hissedilen sıcaklıkta bir esas sıcaklık var ya. Yani orada yazıyor 28 derece ama hissedilen de 23 derece diyor mesela. Poyraz varsa. Gibi.
Vallahi hocam siz hakimsiniz. Çok hocam. Hem sayılar, meteoroloji. Evet. Ertuğrul Hoca bu konularda sayı yırdı mı devreye? Ben yapamıyorum. Dayanamıyorum. şimdi hocanın anlattıkları işte esas 28 derece. Bizim söyleyeceklerimiz o hissedilen 23 derece kısmını anlatıyoruz biz camianın dışından. Olan insanlar. Şimdi Hamza Hoca geldiğinde gittiği güne kadar sadece 2 kez, 3 kez... 3 an yaşamıştır tartışılmadığı. 3 kupayı aldığı maç. Kupaları kaldırdığı, kupanın altında fotoğrafa girdiği anlardır onlar. Onun dışında kazanana kadar her saniye acabası olan. Acaba mı, başarır mı, başaramaz mı? Onu hep hissetmiştir. Hissettirmişlerdir. Bak hissedilenden bahsediyorum yani. Evet. Mustafa Hoca geldiğinden itibaren hoca kaybedene kadar tartışılmaz. Kaybedene kadar orada tartışılmaz. Dışarıda kamuoyunda tartışılır. Ama Galatasaray kamuoyu hoca için yapabilir mi yapamaz mı tartışmaz. Çünkü çok tartışmasız, güçlü. Futbol ortamı tartışır hocam. Futbol ortamı tartışır. Galatasaray kulübü camiada o hani yönetim kuruluna falan tartışılmaz hocam. Kimse de tartışamaz. Tartışmaz yani yönetim kuruluna. Yani kendi kendileri içinden konuşabilir ama kendi aralarında konuşmaz yöneticiler. Yani burada saygıdeğer. CV'si son derece kabarık, başarılarla dolu, saygın bir teknik adam var. O yüzden onun üzerindeki baskı, bence Mustafa Hoca'nın üzerindeki baskı daha az. Bir de Hamza Hoca'nın kendine yaptığı baskı var. Genç teknik adamlar kendine de çok baskı yaparlar. Mustafa Hoca'nın asıl fark yarattığı alan, kendi üzerindeki baskıyı, baskıyla başa çıkabilmesi. Bunu ilk basın toplantısında da söyledi, baskı benim gölgem dedi. Yani bu çok özgüveni yüksek bir açıklamadır aynı zamanda. Bununla beraber de başkalarının üzerindeki baskıyı da çok kolay alabilmesi. İnsanların duygu ayarlarıyla oynayabilmesi. Kim o insanlar? Futbolcusu. Futbolcusunun duygu kumandası elinde. Çıkarttı indirdi, çıkarttı indirdi. Yapar bunu. Hocanın farkı bu. Seyircinin duygu ayarlarıyla oynayabilir. Medyanın duygu ayarlarıyla oynayabilir. Asıl farkı budur. O yüzden ben çok daha avantajlı görüyorum. İşte o yüzden de birinci haftadan itibaren oyunda değilse de skorda mutlaka fark yaratmış, yaratmalı. En azından hissedilen şeydeki bölümdeki bizler için şey budur, beklenti budur. Şu Mustafa da bir avantaj olabilir mi ama bu akşam dezavantaja dönüşmüş olabilir mi? Hamza Hamzoğlu takımı aldığında 1 ya da 2 puandı. 2 puan geldi. Liderlerdeki fark. Şimdi Mustafa Hoca aldığında 7 puandı. 6 puanı indirdi işte hoca. Hayır. Şöyle. Şu an için. Şunu demek istiyorum. 7 puandı bu bir yine avantaja dönüşebilirdi. Zaten 7 puan algısı. Ama bu akşam 4'e indirme fırsatı vardı. Ama yine kullanamadı. Yine indirdi. Yine indirdi. Bir tane de olsaydı. Mustafa Hoca böyle bakar. Çünkü böyle inandırır. O kamuoyu da bugünkü böyle o açıklama da o aslında. Tabii bir puan aldık. 2 puan kaybettik. Orada kaybeden vardı tabii. Algı yönetiminden 6 puan indi tabii. Biraz da bununla alakalı. Devam edeceğiz konuşmaya. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağız. +90+ devam ediyor. Günün maçlarını konuşuyoruz. Beşiktaş maçına geçeceğiz ama tabii konu Galatasaray olunca ister istemez genel problemlere de dönüyor sohbet. Doğal olarak çünkü çok yeni sıcak bir teknik adam değişikliği yaşandı Galatasaray'da. Hamleler üzerinden de biraz konuşalım istiyorum. İkinci yarıya başlarken Emre Çolak çıktı. Yerine Jose Rodriguez girdi. Daha sonra 2-1 öndeyken Galatasaray Yasin Sinan değişikliği oldu. 2-2'den sonra da en son 5 dakika kala Hakan Baltı Olcan Adın değişikliği oldu. Önce Emre Rodriguez değişikliğiyle başlayalım. Hasan Hocam ne dersin bu değişiklik için? Şöyle bir şey düşünmüştür Mustafa Hoca. Maç 1-1 iken hani biraz daha dengede tutmak istemiştir. Mutlaka ben bir şekilde pozisyona girerim. Bunu gole çeviririm ve maçı getirebilirim. Çok da haksız değil yani. O orta sahanın dengesini yakalayabilmek için böyle bir oyuncu değişikliği yapmıştır. Onda çok şey görmüyorum. Hakan Balta, Olcan değişikliği Hakan Balta'nın tabii kendini nasıl hissettiğiyle de alakalı. Yani belki yedek kulübesine bir
yorulmuş beni olabilir. Beni değiştir veya arka adresinde bir sorun yaşamıştır. O bir da de olabilir. Ofansif bir değişiklik de olabilir değil mi? 2-2 evet. iken ya biraz şimdi daha hücuma katkı sağlaması muhtemel bir bundan önceki 11 değişikliklerini koyarsan hani bunları da tartışırsak hani oyun gücü anlamında, oyun anlamında çok büyük farklar getirmediğini, hani girenin çıkanın birbirine çok büyük şeyler yapmadığını görürüz. Onun için hani bugünkü maç itibariyle tamamen teknik olarak bu oyuncu bu oyuncudan daha büyük fark yarattı desek yanlış olur. Oynayan oyunculardan bahsetmemiz gerekirken, gerekirse mesela Snyder'in çok böyle ön planda olmadığı, Burak gol atmasına rağmen sorumluluğunu tam anlamıyla almaması, Selçuk'un daha önceki maçlara göre 2-1 iken hani o faulleri alması, oyunu dengede tutması hatırlarsak bunun olmaması. Diğer oyuncuların hani sahaya katkısı olarak sorumluluk almamasını bunlar kim iyi oynadı dersek aklımıza şimdi gelen oyuncu. Şimdi onu söyledim. Kim iyi oynadı? Kim iyi oynadı? Yani onun için hani vasat yani 5 yıldız üzerinden düşünürsek 2.5'a varan oyuncu çok azdı. Farkı söyleyeyim mi geçen seneden? Hemen Mustera diyorduk iyi oynayanlardan bir Galatasaray'da. 5 yıldız. Bugün onu da söyleyemiyoruz artık. Hani derler ya atanın tutanın belli iyi rakamlara geldi yani. Evet. Atanın tutanına. Mustera 5 oynadı geçen sene. Snyder 5 oynadı. Burak da kritik goller attı. Hakan Balta ara ara 4 yıldızlık oynadı. Şimdi bu kadro üzerinden baktığımız zaman giren çıkan oyuncu hani oyunun dengesini değiştirdi. Hani bir Fenerbahçe formatında, Beşiktaş formatında teknik olarak baktığımız gibi bakamayız Galatasaray'a. Ama kulübesi de yani bu biz demin Önder Hoca ile reklam arasında şeyi konuştuk yani Bilal Kısa'nın bazı maçları vardır. Bilal Kısa Türkiye Ligi oyuncusudur bana göre. Mesela en oynayacağı maçları da söyleyeyim. Kasımpaşa, Antep maçı bakın bu kimlikteki maçları söylüyorum. Kayseri maçı. Orada size faydalı olur Bilal Kısa. Yüksek tempoların böyle uluslararası düzey maçları falan söylemiyorum ama tam da lig oyuncusudur. Bu da tam bir lig maçıdır. Sert bir rakiptir Kasımpaşa ona bir şey söyleyeyim ama orta sahalığını hissettirir gibi düşünüyorum. Yani Rodriguez tercihine buraya gelmiş 3 aydır burada oynayan oyuncu tercihine bir Bilal Kısa lig oyuncusunu sokmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ha bu tabii katılırsınız katılmazsınız bu çok net bir hata falan değil tabii ki yani değişiklik anlamında ama tercihini ondan yana kullanması bana daha mantıklı gelir. Sürprizi de yoktur Bilal'in. Şu anlamda yani belli bir güven duyabileceğiniz bir oyuncudur. Güven aralığı yüksektir. Bir ortalaması vardır. O ortalamanın çok altına düşmeden işte alır verir. Bir pozisyon bulursa şut atabilir. Final top da atabilir ama yani bu tip maçlarda temponun düşmesi isteniyorsa mesela 2-1'den sonra kullanılabilirdi belki. 2-1'den sonra kullanılabilirdi. Yasin hakikaten bugün çok formsuz bir günündeydi. Evet. Sabri'yi nasıl buldunuz hocam? Dinamik oyuncu ama çok özellikle yüksek toplarda Adem büyük üstünlüğü oldu sol kenarda hocam. Hasan Hoca'ya da soralım. Aynen. Nasıldı bugün Sabri? Etki olarak çok etki yapmadı. Yüksek toplarda özellikle Adem'le aynı size'da olmasına rağmen. Adem'le ama çok iyi zamanlaması. Biraz daha benim görüşüm hep ben büyük takım oyuncuları büyük diye hayal ederim. Başka bir oyuncu hayal ediyorsun evet. Değil mi? Adem büyüğü orada alması lazım o topu. Hava topunu da alması lazım. Onu peşinden koşturması lazım. Sabri geliyor buradan veya Dinayer geliyor veya işte başka oyuncu geliyor. Yani Caner geliyor. Cezalı mıydı? O yani sakat, onu hissettirmesi sakat. Lazım. Bunu hissettirmediği müddetçe o zaman büyük takımın sağ beki, sol beki değil mi? Genel anlamda söylüyorum büyük takımlar için o zaman çok ön plana çıkmıyor. Ve şey Olcan Adan'ı mesela önde düşün. Olcan Adan sol bek oldu dikkat edersin. Hakan Balta çıkıp Olcan Adan giriyor. Evet. Yasin çıkıp Olcan Adan girmiyor. Ya bu Olcan için çok güzel bir şey değil bence. Evet. Yani Olcan'ı kendi tarif ederken herhalde ben sol kenar sol önde oynarım diye tarif ediyordur. Evet. Yani bu senenin planlamasında Hamza Hamzoğlu'yla da yaptıkları görüşmelerde onun bir sol bek alternatifi olarak hani böyle kabul edilmişti ama tabii yeni bir teknik adamla bu tekrar değişebilir, doğal olarak. Pekala eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yarın da konuşuruz zaten. Beşiktaş Akhisar Belediye maçına geçelim. Beşiktaş 2-0 mağlup oldu. Akhisar Belediye İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenmeyi başardı. 5. dakikada öne geçti Akhisar Belediye. Güray'la 40. dakikada Sami'nin golüyle durumu 2-0 yaptı ve maç böyle bitti. Şimdi bu maçla ilgili de iki istatistik paylaşayım hemen. Yine ceza alanı etkinlikleriyle alakalı. Beşiktaşlı oyuncular 33 kez ceza alanı içinde topla buluştular. Akhisarlı oyuncular
6 kez ceza alanı içinde topla buluştular. Hemen bunların şutlarına da bakalım. Ceza alanı içinden Beşiktaşlı oyuncular 13 şut attılar. Biri bile isabetli olmadı. Akhisarlı oyuncular da 3 isabetli 4 şut attılar. Zaten ikisi de gol oldu. Bunların bu anlamda aslında ilginç bir maç oldu. Yani, sayılara bakınca ben maç yazısında öyle yazdım. Yani sen sayılar diyorsun ama mecburen dedim. Öyle sayılar çıkmış ki işte 36'ya 3 falan gibi. Futbolu tek bir sayı vardır geçerli olan. Maçın sonunda şeylere yazar. Şeyde yazıyor. Evet. Beşiktaş 0, Akhisar 2 yazıyor. Evet. Tek gerçek sayı o tabii. Peki neden öyle oldu onu konuşalım evet. O zaman. Yani sadece Beşiktaş'ın değerlendiremediği pozisyonlarla mı açıklayacağız bugünkü maçı? Değil. Ama Beşiktaş'ın şunu söyleyemeyiz. Durgun, hiç pozisyon üretemedi, Akhisar oyunu ele aldı gibi evet. Anlatmıyoruz. Tipik bir deplasman galibiyeti. Bu kadar pozisyon vermeden tabii bunu hesaplaması lazım. Akhisar'ın hesabında bu kadar pozisyon vermek yok. Özellikle ilk 35 dakika topa sahip olan etkisiz bir Beşiktaş ama etkili olamayan bir Beşiktaş vardı. Biraz yavaştı değil mi Beşiktaş o bölümde? Yavaştı. 4. dakikada golü yedi ama hiç erken yediği için sakindi. Bazen sakinlikle yavaşlık birbirine karışabiliyor. Sakin olacaksınız ama çabuk oynayacaksınız. Çabuk oynayacaksınız. O pas işini yapacaksınız. 35 dakika etki fakat bir 10 dakika oynadı değil ki. Mi? 35'te 45. Maçın kapattı. Hani... Hocanın dediği gibi oraya kapattı rakibi. Bastı. Dönen toplar. Atak devamlılığı. Hepsi 3-4 tane net pozisyon buldu. İşte orada skoru yakalarsanız. Bizim sayılarımız var. İşte oradaki o sayı oradan içeri girerse. O zaman oyunun resmi de değişiyor. Fotoğraf da değişiyor. Skor sadece berabere getirmiyor. Oyun da farklılaşıyor. Direnç kırılıyor. Beşiktaşlı oyuncu yükseliyor. Bu takım şey var. Dikkat ederseniz Beşiktaş bu maçta özellikle geçmiş oldu. Yavaş yavaş düştü. Evet. Dikkat edin. İkinci 10 dakika var. İkinci yarı daha yavaş. 75'ten sonra Beşiktaş'ın kazanamayacağını hissettiniz. Evet. Oyun onu o hissi veriyor size. Hani Önder Hoca yavaş, yavaş. Akhisar fişi çekti. Evet, yavaş yavaş olarak. yavaş çekti. Peki, düştü. Hocam hemen araya gireyim hani pas attığın gibi oldu. Yavaş nereden geldi? Şimdi Beşiktaş... İki şeyden bence buyur hocam. Sezona başlayınca %100 istek, coşku, arzu işte bu sene şampiyon olarak gireceğiz. Bu yeteneğimiz var. Şenol Hoca'nın tabii katkısı, oyuncuların tekrar tecrübelenmesi. Bunların hepsi, Quaresma'nın gelişi hepsi bir neden oldu Beşiktaş'ın %100 oynaması için. Ve %100 oynuyordu. Hocam bilirsin. 100 metreyi direkt koşmakla topla koşmak arasında fark var. Şimdi o ince paslar istek, coşku, arzu, enerjiden geçer ve yüksek zekadan geçer. Bu yüksek zekayı ortaya koymanız için enerjinizin çok yüksek olması lazım. Bu tip oyuncular, Beşiktaş'ta oyuncular zeka seviyesi çok yüksek oyuncular ama enerjiyle bağlantılı. Şimdi 12. hafta itibariyle hatta 10. hafta itibariyle Beşiktaş'ı burada hani şu el altından kim şampiyon olur diye sana verip yazsak hani televizyona gösterme desek Beşiktaş yazarız. Öyle mi? Evet. Bütün kamuoyunda. Ama şöyle bir şey oluştu. Beşiktaş, Sporting Lisbon maçının ilk yarısı. İskender Bey maçında olup olmayan pozisyonlar, olmadan önce biten pozisyonlar. Verdiği. Futbolcuların geriye gelemediği. Kasımpaşa maçında 3-2 iken 3-3'ü sonradan yakalaması, 3 gol yemesi. Sivas maçında Rodolfo'nun son anda dokunması. Bu rakibe de dokunabilirdi. Penaltı kırmızı kart olup o maç 1-1 de bitebilirdi. Bunların hepsi Beşiktaş'a bir sinyaldi aslında bu 4 maç. Ama Beşiktaş takımının bunu oynaması hani futbolcunun ben böyle oynamak istiyorum deyişinden değil veya Şenol Güneş'in böyle oynamak istiyorum deyişinden değil. Enerji bütün sezona dağılan bir şeydir. Ve Beşiktaş enerjisiyle, coşkuyla, isteğiyle oynayan bir kulüp. Topa gitmesi. Şimdi Gomez bugün en etkisiz adamdı. Neden? Daglow vardı. Neyle bozdu? Fiziğiyle bozdu. Onu bozamadı. Tabii oyuncu değişikliklerine de geleceğiz. Ona da geleceğiz. Ama Beşiktaş takımı genel anlamda bir devre arası arıyor. Ben bunu gördüm. O noktaya geldi yani. Tabii. Neden bu? Çünkü Galatasaray'la Fenerbahçe'nin daha çok çalışmak zorunda. Daha çok üretmek zorunda. Daha önde olmak zorunda. Fenerbahçe 2 yıl önce şampiyon olmuş. Galatasaray geçen sene şampiyon olmuş. Beşiktaş 2008'den bu yana şampiyon olamamış. Futbolcunun kredi kazanması lazım. Kredi kazanamayınca yüksek performans da oynuyor. Acaba ben bu maçı kaybeder miyim? Aslında kazanacağı maçtır. Yüksek performansla 5'lere 4'lere giden maçlar oldu. Bunları gidemez oldu. Çünkü neden? O 12'lik haftalık bölümde hocam yüklemeler yaparsınız. Bu 10 hafta sizi götürebilir. Ama zaman zaman götürmez. Götürmeyebilir. Beşiktaş şu an bunu yaşıyor.
Beşiktaş'ı tamamen hani oyun kopmaları... Sen biraz Avrupa Ligi'ne de bağlıyorsun herhalde. Avrupa Ligi, Avrupa Ligi Türkiye Ligi'nde üst seviye oynamak. Tamam, yani çok, Gaziantep maçını 5-0 yenerken doğru, bile force etmek. Çok doğru planlamalarla, yüksek, doğru planlamalarla onu oynarsınız hocam. Ben buna inanıyorum veya benim görüşüm mutlak olur, olur hocam ama... Normal seviyelerde oynamadı Beşiktaş. Ya %60'lık, %70'lik seviyelerde tamam, oynarken Beşiktaş'ta buraya gelse hiçbir sorun yok. Aşağı gitmeyen şey ne biliyor musun hocam? Benim gördüğüm. Gol pozisyonuna girmek. Yok. Bu hiç... Ama mesela hocam girdiği pozisyonlara dikkatini bir şey çekti mi? Vurduğu topa inanmamak. Ve o enerjiyi alamamak. O fizik gücü... Şimdi Gomez'in döndüğü bir pozisyonu hatırlayın. Evet. Normalde çok güçlü bir Gomez onu gol yapar. Erken vurdum. Biraz daha tam yani, dönmesi lazımdı. Şimdi bu devreye girince Beşiktaş'ın kopmalar olmaya başladı ki Beşiktaş için hiç alışıla gelmiş bir durum değil. Gomez'in niye enerjisi yok? Bilemiyorum. Ha. Ya kötü yaşantısı vardır ya da antrenmanlar da kötü. Bilemem onu yani. Hayır, ama Gomez'e baktığımız zaman... olarak bakıyoruz. Metin hocam kötü, dikkatini çektim ha. Lig TV gösterirken Gomez'in 30. dakikada nefes alıp almama yönünde sıkıntısı var. Beşiktaşlı oyuncuların siz dediniz 60. dakikadan sonra hani böyle oyundan kopmalar, fizik gücünü koyamaması var. Fizik gücünü, skoru 2-1'e getirememektir. Ben yüksek tempoda, çok yüksek tempoda oynadıkları için bu maçları çok yüksek tempoda götüremiyor. Elbette pozisyona giriyor. Ama o fiziki açıdan, enerji açıdan biraz düşüklük olduğu için Beşiktaş bu sorunları yaşıyor. Ve bugünkü maç için Beşiktaş öndedir, şut. %75'e %25 topa sahip olma oranı vardır. Ama maça başlangıç olarak ve genel olarak baktığınız zaman sizin dediğiniz hocam bir 10 dakikalık bölüm evet, var. Hızlı oynadı. Ama genelinde baktığınız zaman Beşiktaş hızlı oynayamadığını görebiliriz burada. Ve oyuncu değişikliği. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliği olduğu zaman Cenk Tosun'un sol tarafta yanaştığını, sol tarafa, Olcay'ın pozisyonuna yanaştığını görürsünüz. Eğer iki santrafor düşünüyorsanız İki oyun kurucudan birini alırsınız. Şenol Hocam bana alınmasın. Çok da severim. Ama Sosa ve Oğuzhan var. Zaten ikisi de hemen hemen aynı işi yapıyor. Cenk Tosun oyuna girdiği zaman Sosa çıkar. Olcay sağda kalır. Hatta Olcay çıkar. Gökhan Töre de girer. Şimdi takım ekibe de yansıyor. Yani bench'e de yansıyor. Bu formsuzluk bench'e de yansıyor. Bu formsuzluğun getirdiği... takım içerisindeki enerji, elektrik böyle bir skora bence getirdi Beşiktaş'ı. Beşiktaş bundan sonra oynayacağı Kayseri maçı. Sonra oynayacağı Galatasaray. Yanlış mı biliyorum? Galatasaray. Evet. Ve ondan sonra veya ondan önce Sporting Lisbon maçları. Öncesinde oynuyor. Galatasaray maçının öncesinde Sporting Lisbon. Eğer bu durumlarını çözemezse bu düşüş gidebilir Beşiktaş'ta. Ama ben Beşiktaş'ta oyuncuları ve Şenol Hoca'yı burada suçlayamam. Tamamen 8 yılın vermiş olduğu stres var üzerlerinde. Yani Fenerbahçe 5 tane 1-0'lık maçı kazanırken %100 oynamadı. Ama Beşiktaş 4-0'lık maçı bile %100 oynadı. Ne yapmalı Beşiktaş? Hocam şimdi oyuncu değişikliklerine dikkat etmeli. Az bekle. Oyuncu değişikliklerine dikkat etmeli. Bir maçı kazanırken neler yapabileceğine dikkat etmeli. Rotasyon yaparken mesela Gökhan Töre oynamamış. Hasta. Sonra İskender Bey maçında oynamış ve bu maç Gökhan Töresiz Beşiktaş olmaz. Bir defa bunu kabul etmemiz lazım. Ben şimdi sana... pazar perşembe olursa ben buna saygı duyarım ama pazar oynamamış. Hastalığı dolayısıyla. Perşembe oynamış, oyundan çıkmış 70. dakikada. Gökhan Töresiz bir Beşiktaş olmaz, olamaz. Ben de katılıyorum hocaya. Şöyle ben de gireyim o zaman hocam. Önder Hoca'ya söz vermeden önce. Oğuzhan neyse şu an Oğuzhan'a yüklediği bir misyon var Şenol Hoca'nın. Evet. Şenol Hoca'nın bana göre çok da gerek olmadığı söylenen, işte bizim bir takımız herkes zamanı gelince öyle değil o işler. Başroller var, yardımcı oyuncular var, tamamlayıcı oyuncular var, yıldızlar var. Böyle dağılır, böyledir. Bir futbol takımı da böyledir dağılır. Öyle 25 kişi eşittir falan değildir. Hayat gibidir esasında yani. Evet. O yüzden Gökhan Türü de buranın, ya bu sefer Gökhan'la başlamayayım da olacak değil. Öyle bir oyuncusu olmaması lazım artık. Gökhan'a da o rolü vereceksiniz. O rolünü hissedecek. Yoksa bakın hep söylüyorum bazı oyuncular rekabetten, bazı oyuncuları güvenden oynarlar. Bu tiptir. Güven çok daha önemlidir. Biliyorum rekabet içinde olmaktan değil. Size o rolün verilmesi daha büyük sorumluluk kılar insanı. Gökhan'da da böyle olduğunu düşünüyorum. Hasan Hoca aynı fikirdeyim yani. Gökhan, koyarışma olacağımı düşünürsün kenarı. Biri Gökhan.
asla takat değilse, şu çizgisinde söylüyorum. Yoksa Gökhan'ı da bazen kullanırım, değil. Gomez'i bazen kullanmıyorsunuz. Oğuzhan'ı bazen kullanmıyorsunuz. Gökhan da o rolde o kimliği giyecek artık forma üstüne. Sırf bu mağlubiyet üzerinden tabii bunun için döndürmüyorum. Yok, genel anlamda söylüyorum. Peki, İki, çok özür dilerim. Tabii. Burada ona soruyu sorayım o zaman. Gökhan bu rolü, rolün verilmemesinde bir takım eksiklikler, hatalar yapmış olamaz mı? Ama bu rol öyle bir şey değil ki, arkasında duracaksınız. Ben öyle bir süreç geçtiğini düşünmüyorum. Yani burada Gökhan'ın bu rolü kaybetmesi için 3-4 maç çok kötü çizgide olması lazım. 3-4 maç diyorum bakın. Bu rolü kaybetmesi için, bu rol artık alındı, aldı. Verildi de verilmesi olması lazım. İki, bakın Beşiktaş'ın bütün 90 dakika boyunca en iyi oynadığı bir 35'te 45 var. Bu ne demektir? İlk yarının bitişi demektir. Ve siz bu oyun bittiği anda müdahale ediyorsunuz oyuna. Bu iyi oyundan sonra müdahale ediyorsunuz. İlla da biz eleştirel bakıyoruz sadece, yanlış anlaşılmasın. Yani bir bundan dolayı demiyoruz mağlubiyetin sebebi. Ama Cenk'le kenara oynamak olmaz. O da hoca da biliyor Cenk'le kenara oynamayacağını. Hele mağlup maçlar yani. Olcay tamam çık. Direkt Gökhan Töre'yle oyun şeklini bozmadan, takım şeklini bozmadan devam edeceksiniz. Siz en iyi oynadığınız bölümün takım şeklini bozarsanız, hatta hiç çıkarmayabilirsiniz. Takım şeklini bozarsanız siz artıya doğru diyor, size eksiltirsiniz takım performansını. Biraz ben bunu gördüm, bilmiyorum şey. Bir de çift santrafora dönüldü ondan sonra, evet dörtlü oldu. Ama istenilen seviyeye gitmedi. Yavaş yavaş oyun düştü. Yani oyuncu değişikliğinin, oyuna müdahalelerin istenen sonuç vermediği bir maç oldu Şenol Hoca için de Beşiktaş için de. Hocam bir de katılır mısınız? Önder Hocam da sözü alacak. Birikmiştir. Şimdi katılır mısınız? Zaten şimdi, Önder Hoca kapatır diye program diyorum. Ben hocalar, hocalar zaman zaman hani şunu ayırt edemez. İskender Bey maçında 4 pozisyona giren Cenk Tosun'un o maç itibariyle mi bu pozisyonlara girdi? Yeteneğiyle mi? Bir sonraki maça bu oyuncu girebilir mi, giremez mi? Yani kendi zorluk derecesi. Mi, evet. Yani bunları da çözmesi lazım. Şimdi Beşiktaş'ta bugüne kadar bu rotasyon çok iyi oldu. Ama Beşiktaş maça başlarken ki rotasyonuyla, ben Gökhan Töresiz bir Beşiktaş'ı rotasyona uğramış addederim. Bu kesin. Ve sonraki oyuncu değişikliklerindeki rotasyon Beşiktaş'ın sezon başından bu yana kadar yaptığı, bugünkü maç itibariyle idare edildiği en kötü maç. Evet, peki. Şimdi Önder Hocam, sizin önünüzde bir sürü not birikti, onu görüyorum. O yüzden bölmemek için bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra yarın akşam inşallah görüşürüz. O notları sözlü hale getirelim. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. ...90 artı devam ediyor. Beşiktaş'ın Akhisar karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetine konuşuyoruz. Önder Hoca dokumatik ekrana sahada bir takım şekiller çizdi. Buyurun hocam, söz sizde. Özellikle de reklam arasında sormadık bu nedir diye. Yani çok da önemli bir şey de değil. Ama yani maçı biraz anlatabilmek için. Yani bir soru sormak isterim. Bu kırmızı alanda oyun kimdeydi? Her yerde Beşiktaş'ta. Sarı alanlarda da Akhisar'daydı. Evet. Yani sahanın kaç metrekaresi, artık onu hesaplamak lazım. Bir ara ezberimdeydi de sayılar Metin Hoca'nın işi. Bıraktık. 750 metrekaredir hocam. Çok çok daha fazla bir metrekare. 7 dönüm falan işte. Kırmızı, o, 7 bin, kırmızı 7, alanda 7. Kırmızı alanda Beşiktaş üstü. Evet. Şimdi burada da olmamış. Şunu diyebilir miyiz acaba? Ya Beşiktaş kötü oynadı. Ben diyemem. Evet. 75'te Metin Hoca söyledi, 75'te resmen çakıldı Beşiktaş enerji olarak. 75'te 80 arası bir 5 dakika 6 dakika o bölümde Akhisar oyuna ortak, oyuna zaten önde tabela 2-0. Topa yani ortak diyelim işte yani. Topa ortak oyuna da biraz demeyeyim. Ama 80'de 2 tane, 81'de 2 tane, 85, 86, 88'de 2 tane, 90'da, 91'de, 92'de Beşiktaş kaleye gelmeye devam etti. Net pozisyonlarda buldu. Vuruşlar kolay değil. Çünkü Akhisar takımı savunmasını burada yapıyor. Şu alanda. Oğuz Aral'ın rahmetliğin dediği gibi gereksiz taramalardan kaçının. Ama
bu alanda savunmaya doğru başladı. Doğru alanda mı? Şimdi doğru olduğu da yani erken öne geçince evet. Doğru tabii ki. Tabii. Beşiktaş da burayı aşmaya çalışıyor. Burayı aşmaya çalışıyor. Şimdi bir yerde duydum kapalı savunmalar açmada sorunu var diye. Yani ben oraya 35 tane pozisyon not aldım. Bunlardan 15 tanesi net. Kaleye vuruşla bitmiş ataklar bunlar. Tabii. Beşiktaş'ın bugün yani şu oynanan maçta birisi bana derse ya bu takım kapalı savunmaları açamıyor. Ben itiraz dahi etmeden çekilip yürüyüp gideceğim. Beşiktaş kapalı savunmaları açıyor. Paramparça ederek açıyor. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Ha. 35 ile 45 bir oyun oynandı. Evet. Ben de %100 futbol seyredim. Devresi Uzun Hoca girdi. Evet. Şöyle bir cümleyle bitirdi. Ne dedim bilmiyorum. Yok. Bu maçı Beşiktaş kazanır dedi. Öyleydi bakın. Görüntü. Ya görüntüyü söyledi. Öyle 35-45 söylendi ki görüntü öyle. 2-0'dı maç. Evet. Tabii. Evet. Görüntü öyleydi. Hayır, kötü oynamadı diye sordun ya. Kötü oynamadı o yüzden söyledim. Şimdi şurada, şurada bir yerden sonra artık Akhisar 18'in içinde oynanmaya başladı maç. 18'in içinde. 6 pası savundu Akhisar takımı. 6 pası savundu. Ben bir ara 6 pasın içinde 11 kişi saydım. Korner değil bu. Duran top değil. Olgun atak. Sağ taraf şuradan bek geldi. Şuradan topu çevirdiğinde 6 pasın üstünde 11 kişi saydım. Akhisar'ın kalecisi hariç. 6 tane Akhisar oyuncusu 6 pasın üstünde. 5 tane Beşiktaşlı 6 pasın üstünde. Evet. Yani bu kalabalık buraya kadar topu getirme o kapalı savunmayı açamamak değil. O başka bir şey. Vuruşu yapamamak. Aynen. Son vuruşu yapamamak. Kaç tane pozisyona girdi Gomez? Birkaç tane girdi. 3 tane girdi. Tane. Olcay girdi. Girdi. Quaresma girdi. Quaresma 6 pastan out attı. Oğuzhan girdi. Oğuzhan girdi. Töre girdi sonradan. Cenk girdi. Cenk girdi. Rodolfo girdi net pozisyona. Tosic girdi. Tosic. Atiba girdi. Atiba girdi 3 tane. Yani kapalı savunmaları açamadı derse birisi o zaman çekileceğiz gideceğiz. Yani tartışmayalım diyeceğiz. Şimdi gelelim. Acaba neden 2-0 kaybetti? Hatalar var. Hatalar oyunu bu. Bir tarafta Daglao inanılmaz bir performans. Evet. Hem bireysel anlamda hem savunmanın lideri general gibi orada. Bir de kendine güvenliydi ya. Müthiş güvenli. O baskıya rağmen. Onun istediği tipte bir oyun oluyor. Yüksek atacaklar. Zaten sahanın en uzun aşağı yukarı. Şeyi de iyi. Yüksek toplarda kuvvetli oyuncudur. Çıkar vurur. Vurmuyorsa vurdurmaz. Böyle de bir avantajı var. Daha sert. Yani Gomez daha yumuşak çıkar topa. Yani o vurmak için çıkar. Yönlendirmek için çıkar. Diğeri uzaklaştırmak için çıkacak. Veya bozmak için çıkacak. Bozmak veya uzaklaştırmak için çıkmak her zaman daha kolaydır. Hoca bilir. Tabii. Ama bugün Gomez yumuşaktı. Bunu da kabul edelim. Biraz şeyi düşmüş. Böyle hem fiziksel formu biraz sıkıntılı gözüküyor. Sıkıntılıydı. Biraz nane molla bir günündeydi. Yani bir süredir öyle. Bir iki haftadır falan. Bir 15 gündür. Öyle. 20 gündür biraz nane molla Gomez. Tolga golde çok büyük hata yaptı. İkinci golde. 6 pasın çizginin üstüne çarptı top. 10 santim geriye 10 santim öne çarpsa belki o etki de yükselmeyecek. Ama o golde Rodolfo'nun... Bravo ben şimdi yani Rodolfo inanılır de, gibi değil. Birebir de bu kadar çabuk çalım Atiba yemek. Atiba oyundan düştükten sonra... Şimdi orta sahada Atiba hem oyundan düştü hem yere düştü. Atiba yere düştükten, doğal olarak oyundan düştükten sonra Rodolfo'nun karar vermek için 3,5-4 saniyesi var. Çok büyük süre. Andır karar verme. An. Salise ile falan da hesaplayamayız. Andır. Veremedi karar. Bekledi. Geliyor. Ya çık ya oyala atlama son anda. En kötü eksinden yerde bir tanesi. En kötü yerde. Ya yani geri kaç. En kötü 3 kararı verdi. Beklemek. Hareketsiz kalmak. Bir adım attıktan sonra ve hareketsizken gelen rakibe yani artık orada faul yaptı öne doğru. Faul bile olsa dışarıda kaleye yakın olacak şey yani sıkıntılı. Şimdi Tolga'ya kesilebilir bu evet bir kesinlikle kaleci hatası ama ondan önce Rodolfo'nun çok ciddi bir hatası var. Hocam o golle ilgili bir de şöyle bir hata yok mu? 4 oyuncunun duruşuyla geldi. Tabii İsmail Solbek o ikinci golden çok uzak da ikinci gol. Bek de çok uzak durmuyor mu Rodolfo'ya? Bek uzak.
O doğru. Yani Tosic de çok uzak. Ama atağın devamı için onlar orada onları çok sorgulayamayız. Kaptırılan bir top ya, ani bir atak. Ya bek biraz yanaşsa belki o çalımı atamazdı. Ani bir atak ama. Tamam ama onda 3 saniyesi varken Rodolfo'nun bekin de vardı. Yani bekle Tosic'in orada çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Büyük ihtimalle Şenol Hoca yarın DVD'yi koyup bunları analiz ederken orada Tosic'le bek o pozisyondan muaf. Büyük ihtimalle Rodolfo'nun üzerinde duracak, Tolga'nın üzerinde duracak. Onu da unutmayalım. Birinci gol, çabuk atak, şahane bir gol. Müthiş bir zamanlama, müthiş şahane bir gol. Hazırlanış açısından da, vuruş açısından da şahane bir gol. Ki orada da bence şunu da takdir etmek lazım. Kendini bırakıp, yani temas var Tolga'dan, kırmızı kart penaltıda olabilirdi. 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 Yalnız kale önlerinde Akisar kazandı. Kale önleri dışında her yerde Beşiktaş kazandı. Evet. Şimdi o sebeple hani Beşiktaş'a düşüş, evet tabii ki dalgalanmaları olacak. Genç bir takımın dalgalanmaları olur. Oynamadan gelen oyuncuların da dalgalanmaları olur. Mario Gomez de oynamadan gelen bir oyuncudur. Onun da dalgalanması gayet doğal olacak. Yalnız Beşiktaş kaybederken, puan kaybederken veya maç kaybederken teslim olarak kaybetmiyor. En umut verici olanı Beşiktaş açısından, en umut verici olanı 2-0'a rağmen bugün işte Metin Hoca az önce söyledi, devre arasında Rıdvan Hoca söylemiş. Ben de aynı ya bu cümleyi söylemek için bir şey gözüküyor oyunda. Çok açık bir şekilde görünüyordu. Bu arada da bizim ligimizde kimse kimseyi 90 dakika gebertmez. Bir 10 dakikası, bir 5 dakika bir nefes alır yani. Yani bizim ligimiz birbirinden çok uzak değildir fizik kalite olarak. Beşiktaş'ın farkı vardır. İşte fark da buna yeter. O fizik kalite farkı ancak buna yeter. Gençlik, dinamizm bu görüntüye giriyor. Daha fazlasına yetmez. Kuvvetçimanın kaçırdığı bir gol, hatırladınız mı hani ilk yarıdaki yani? Sevgin'le bir 7, 19, 36, bir daha 36, 38, 43, 46, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 85, bir daha 85, 88, 91, 92. Aldın yani, notlar mı dakikalar? Evet, yani bir de devamlılık var. Öyle yani bir pozisyona girdi, 10 dakika sonra bir Nadas'a bıraktı, 10 dakika sonra bir daha. Var. Öyle yok. Yani 18'in üzerinde 6 pasa kadar itti. Çizgiye kadar itti, kaleye kadar itti. Onun için oyun konusunda çok eleştiri yapamayız. Oyuncu performansları konusunda yapabiliriz. Yani Tosic olmadığı noktasına doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yani olmadığı noktasına gidiyoruz. Bir son sorun dakikada olacak bir Rodelega'nın bir sonlara doğru bir pozisyonu var. Allak bullak etti. Yani. Şimdi oradan nereye geleceğim? Beşiktaş'ın kadrosu dar mı yoksa daraltılmış bir kadro mu? Şenol Güneş'i haftalarca burada çok takdir ettik, alkışladık ben. Özellikle bunu çok sık sık yaptı. Karar verdi diye. Bakın karar verilerek daraltılmış bir kadrodur. Hasan Hoca rotasyon konusunu açtı. O yüzden söylüyorum. Artık hoca 15 oyuncuyla dönmek durumunda. Şenol Hoca. Bu kararın avantajları da vardır. Tabii. O avantajları ilk 12 haftada yaşamıştır. Hoca. Bu net kararlardır. Şahane kararlar olmayabilir. Net kararlardır. Avantajlarını yaşamıştır. Ama bir yerde bunun dezavantajları da vardır. Daraltılmış kadronun. Yani Milosevic, orijinal stoper. Son Avrupa Şampiyonası'nda kötü de top oynamadı. Bildiğim kadarıyla. Ben de burada tanıdım. Hiç tanıdığım, bildiğim de bir oyuncu yani değildi. Bu arada bazı Beşiktaş medyasından şey yapıyorlar. O oynamayınca aldın da işte oynamıyor falan. Ben tanımıyorum adamı. Ben gittikten 6 ay sonra ama oynamıyor hocam, aldın yani. Ama neticede orijinal bir stopperdir. Hani artık o daraltılmış kadronun içerisinde o yok. Tosic var. Ha, olur mu? Hoca ısrar eder mi bilemem. Ama Beşiktaş'ın kadrosu dar kadro değil. Daraltılmış kadro. Olumlu taraflarıyla, olumsuz taraflarıyla hocanın verdiği bir karar var ve böyle gidiyor. Şimdi kapalı savunmalara geldik, açamıyor diye. Ya Beşiktaş bugün kapalı savunmayı açamadıysa kim açtı, ben çok kapalı merak ettim. Kapalı savunmayı açamamak başka bir şey. Kapalı savunmayı ne zaman şey açamadı biliyor musun? Topu içeri atamadı. İlk 30 dakikalık bölümde kapalı savunma. Niye? Kapalı savunmaya hücum edemedi o sırada. İlk 30 dakikada hücum edemedi. Kapalı savunmanın üzerine gidemedi, hücum edemedi. Hücum etmeye başladıktan sonra açmaya başladı. Kalenin önüne topu getirdi, atamadı topu içeri. Sorun bu. Şeye katılıyorum. Tempo konusunda sıkıntılar yaşadı ve hakikaten oyun zekası yüksek oyuncuları var. Yani biraz da zeka marifetiyle oynayan oyuncuları var Beşiktaş'ın. O sebeple zinde olmak zorunda. Yani yorgunluğun o karar
mekanizmasına çok olumsuz etkisi var. Şimdi ne zaman çıkar yorgunluk? Isınırken hiçbir şey hissetmez oyuncu. Hele bir de ısınmadan döndükten sonra soyunma odasına çarşamba, perşembe, pazar. Diğer rakiplerine göre, şampiyonluktaki rakiplerine göre bir gün dezavantajlı. Yani Galatasaray... Perşembe, pazar. Galatasaray çarşamba pazar. Çarşamba pazar. Evet. Fenerbahçe Beşiktaş, perşembe pazar. Beşiktaş hocam, süremiz bitti. Bitti gidecek. Ama böyle de bir dezavantaj var. Yarımız da var. Hani 75'te o yorgunluk görünmeye başladığında ben şeyi hissettim. İşte bu perşembenin yorgunluğu orada çıkar. Evet. Erkenden skor alsaydı belki al gülüm ver gülüm oynayacaktı. Evet. Beşiktaş'ın çok yaşamadığı bir şey geriye düştü. Çok yaşamadı bu sene galiba. Şimdi anahtar bu. Ve düştüklerinden hiç de galibiyet çıkaramadı. Onu yarın sayılar olarak. Şu var. En zor hale geldi maç. En zor haline geldi. Yani Beşiktaş açısından erken gol yemiş olması. Çünkü hızlı giden, kaleye hızlı giden bir takım. Ama şunu da unutmayalım. Akhisar'a karşı, Akhisar böyle oynadığı sürece, öne geçip böyle oynadığı sürece çok zor gol yer. Çok zor gol yer. Oynayabildiği sürece. Çünkü darın darı. Yani daraltılmış kadro dedik ya. Bu da hocanın, Cihat Hoca da daraltılmış bir sahada savunma yaptırdı. 18 üzerinde ikinci devre bazı bölümlerde 6 pasta yaptı yani. Savunma. Çok da istedikleri şey değildi o. Mecbur kaldılar yani. Evet, o da şikayetçiydi. Bu kadar da olmaması lazımdı dedi Cihat Hoca da. Hasan Hocam, Önder Hocam, Metin Hocam teşekkürler. 90 artıdan bu akşamlık bu kadar. Haftanın son maçında Fenerbahçe'de Trabzonspor karşı karşıya gelecek Kadıköy'de. Çok iyi maç olur o da. Evet. Müthiş maç olur. İyi bir maç bekliyoruz. O maçın yorumlarıyla, analizleriyle ve geride bıraktığımız haftanın da yorumlarıyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.